Bugün Babil Kulesi'ni ele almak istiyorum ben. Babil Kulesi anlamı nedir bizim için? Babil Kulesi nedir? Ve bizi nasıl ilgilendirir? Şimdi ilk olarak Babil, Tanrı'nın kapısı demek. Böyle bakıldığı zaman güzel bir isim. Babil. Bab kapı demek. Eskiden kullanılır. İl de Tanrı oluyor. Yani tanrılık katan bir şey, bir ek. Ve Babil Tanrı'nın kapısı demek. Mesela Babı Ali var, değil mi? Bilenler bilir. Gülhane Parkı'nın oradaki durağın ismi. Orası da Yüce Kapı demek. Çünkü orada eskiden Osmanlı hükümeti toplanırmış. Yani Osmanlı Devleti'ni oradan yönetiyorlar ve hükümet orada olduğu için o kapı hala duruyor, eski bir kapı. Babı Ali, Yüce Kapı. Bu da bunun gibi hükümetin değil ama Tanrı'nın kapısı olsun diye bu kenti kurdular. Ve oraya bir kule yapmaya karar verdiler. Tanrı'nın kapısı, şimdi benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Alfa derslerinden hatırlarsınız. Bir kapı vardı ve Tanrı o kapının önünde duruyordu. Ama o Tanrı'nın kapısı değil, bizim kapımızdı. İsa Mesih Tanrımız, Rabbimiz onun önünde durur. O kapıyı biz açarız. Çünkü Rab bize gelmiştir. Burada biraz farklı durum. Biz insanlar Tanrı'ya gidecek bir kapı yaptık. Ve sonuç ne oldu? Ayete bakarsak Yuhanna vahiyde şöyle açıklıyor. Büyük Babil, dünya fahişelerinin ve iğrençliklerinin anası. Pek amaca uygun bir yer olmamış galiba Babil. Çünkü Kutsal Kitabın pek çok yerinde Babil'den bu şekilde bahsedilir. Biz de bu Babil'i konuşacağız. Tanrı'nın kapısı olmak üzere kurulmuş bir kent ve Tanrı'ya ulaşmak için orada yapılan bir kule var. Kat kat o zamanlar için insanlığın gördüğü en yüksek binayı yaptılar. Fakat çok ters bir şeyler oldu ki bugünkü konumuzun konusu. Her şey tabii insan için insanın hikayesidir. O zaman bu Babil'e gelenler insanoğullarıydı. Ve insanları yarattığı zaman Rab onlara ne demişti? Yaratılış 1:28. Onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. Çoğalın ve yeryüzünü doldurun dediği bu insanlar günaha düştüler ve o zaman cennet olan yeryüzümüz kirlendi, lanetlendi ve bu hale geldi. Ve insan da cennetten yeryüzüne indi. Dünyamız bozuldu ve bozulmuş dünyada yaşamaya mahkum kaldılar. Ancak insanlık bundan da ders almadı. Arada bir nesiller geldi. Bunlar yozlaşmış nesillerdi ve Tanrı onları Nuh tufanıyla tekrar yok etti. Nuh tufanı diye bildiğimiz şey. Orada Nuh ve ailesi hariç bütün insanlar ortadan kalktı ve yeni bir soy, Nuh'tan yürüyecek yeni bir soy. Ve onlara ne dedi Tanrı? Yaratılış 9'a 1'de. Tanrı Nuh'u ve oğullarını kutsayarak verimli olun, çoğalıp yeryüzünü doldurun dedi. Rab gene aynı şeyi söylüyor. Çoğalın, yeryüzünü doldurun. Rab bunu istiyor. Demek ki bunu istiyor. Yeryüzüne dağılalım, çoğalalım, her yerde olalım. Çeşitlilik olsun. Bir arada kalmayalım. Bir arada kalıp birbirimizle uğraşmayalım. Yeryüzüne dağılalım. Değişik yerlerde değişik yaşam biçimleri kuralım. Rab böyle istiyor. Çeşitlilik istiyor bizden. Bunu her iki insan soyuna da belirtti. Ama tufandan sonra türeyen nesil ne yaptı dersiniz? Bunlar tabii ki hepsi bir aileden ve Nuh'tan
türemiş insanlar. Bu yüzden başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşur, aynı sözleri kullanırlardı. Doğuya göçerken, yani hep birlikte, Şinar bölgesinde bir ova bulup oraya yerleştiler. Birbirlerine gelin tuğla yapıp iyice pişirelim dediler. Taş yerine tuğla, harç yerine zift kullandılar. Sonra kendimize bir kent kuralım dediler. Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız. Burada Tanrı'nın isteğine daha baştan, insanlığın şafağında tekrar bir itiraz var aslında. Dağılmayalım, bir arada kalalım. Ve bir kule dikelim. Kule niçin? Göklere ulaşmak için. Yani Tanrı'ya ulaşmak için bir kule yapalım kendimizi. Çünkü insanlık şunu hatırlıyor. Aslında Tanrı'nın huzurundayken çok iyiydik. Her şey güzeldi. Bizler mutluyduk. Hastalıklar, acılar yoktu. Ölüm yoktu. Toprak bereketini verirdi. Şimdi toprakla uğraşmak zor. Çiftçilik yapmak zor. Yeryüzünde pek çok hastalık, ölüm var, acı var. En iyisi biz hiç dağılmadan tekrar Tanrı'nın yanına dönelim, hep birlikte bir kule yapalım ve oraya geri dönelim. Yani Rabbin istediğinin, söylediğinin tam tersini anlamışlar. Yani bir kulaktan giriyor Tanrı'nın sözü, buradan çıkıyor ama kafada hiç bir iz kalmıyor. Aslında bunlara Rabbi kabul etmeyen kişiler, dinsizler, ateistler diyebilir miyiz? Diyemeyiz çünkü Rabbi biliyorlar. Rabbe gitmek istiyorlar. Ama yanlış anlıyorlar. İşte bütün mesele burada. Tanrı'ya rağmen Tanrı'ya ulaşmaya çalışıyorlar. Tanrı'nın yaratacağı kurtuluş, vereceği kurtuluşu değil, kendi çabalarıyla bir şeyler yapmak istiyorlar. Burada insan aklı ve mantığının nasıl çalıştığını görebiliriz. Ben size bir anımı anlatayım. Ben lisedeyken edebiyat grubuyduk. Eskiler bilir, iki grup vardı. Biri edebiyat grubuydu, diğeri fen grubuydu. Edebiyat grubunda olanların fen dersleri, yani fizik, kimya, matematik sayıca çok azdı. Pek önemli değildi. Bu yüzden bizim fizik hocamız dedi ki, hepinizi geçireceğim, kimse kalmayacak. Hepinize geçer not vereceğim. Ekstra not isteyenler çalışıp yazsınlar. Yalnız kopya çekmeyin dedi, rica ederim. Beni aptal yerine koymayın. Ben hepinizi geçireceğim. Güzel, ben 6 kere boş kağıt verdim. Yani 3'erden 6 sınav oldu. 6 kere boş kağıt verdim ve geçtim. Hoca zaten geliyordu benimle, müzik sohbeti yapıyorduk işte. Pink Floyd öyle, Beatles böyleydi falan. Ders de yapılmıyor doğru düzgün. Ama sınav yaparken birileri kopya çekiyordu. Ben kızdım tabii, niye yapıyorsun bunu dedim. Ya ben ona güvenmiyorum dedi adam. Daha o zaman karne almamıştık. Ben ona güvenmiyorum, ben kendim geçeceğim dedi. Tamam güzel, kendin geçeceksin, o zaman çalış gel. O da yok. Oradan kitabı açıp hoca bakmazken öyle yazıyor falan. Formülleri bir yerlere yazmış. Tamam kopya çekilirdi. Ben de çekmiştim. Yani itiraf ederim. Ama adam söyledi yani, ben seni geçireceğim dedi. Ama o ona güvenmiyor. Kendisine güveniyor. Kendi yapacağı şeye, kendini kurtaracağına inanıyordu. Böyle bir şey. İşte bu Babil kentini kuranların da amacı buydu ve o kent pek çok yerde hala var. Hatta bütün insanlar neredeyse kurtulmuş olanların dışında hala o şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Öğretmenin veya Tanrı'nın vaadine değil, kendilerine güvenerek yaşayan insanlar bunlar. Kendi güçlerine inanıyorlar. Evet, Tanrı'nın varlığına inandıkları için bir kule yapıyorlar, ona ulaşmaya çalışıyorlar ve yeryüzüne dağılmadan hemen olduğu gibi geri dönmek istiyorlar. Burası güzel. Ama burada
kendilerini bu kadar yetenekli, güçlü hissettiren bir şey var onlara ki o da şudur. Rabbin en sevmediği insan özelliklerinden birisi olan gurur. Gurur, Rabbin hiç sevmediği bir şey. Çünkü insanı genellikle böyle taş kafalı hale getirip, kendi sonunu görmeyen, gerçeği göremeyen, yalnız ve yalnız kendisi için yaşayan ve kendini çok önemseyen insanları yaratır gurur. Bunun için gururu Tanrı hiç sevmez. Pek çok yerde en sevmediği özellik olarak görürüz. Ne der? İnatçı gururunuzu kıracağım, gök demir yer bakır olacak. Bunu Leviller. Samuel'de alçak gönüllüleri kurtarır, gururluları gözler gururunu kırarsın denilmiştir. Buraya kadar gelip öteye geçemeyeceksin. Gururlu dalgaların şurada duracak dedi. Gururun ardından yıkım, kibirli ruhun ardından da düşüş gelir dedi. Kötülüğünden ötürü dünyayı, suçlarından ötürü kötüleri cezalandıracağım. Kibirlerin küstahlığını sona erdirecek, zalimlerin gururunu kıracağım dedi. Ve son olarak aslında pek çok yerde daha var. 1. Yuhanna'ya bakarsak orada da çünkü dünyaya ait olan her şey, benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur babadan değil dünyadandır. Yani gurur dünyadan. Peki dünyanın efendisi kim? Şunu biliyoruz ki biz dualarımızda göklerdeki babamız egemenliğin gelsin diyoruz. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin egemenliğin gelsin. Çünkü yeryüzünde henüz Tanrı'nın egemenliği kurulmuş değil. O yüzden bu kadar kötülük var. Ve bu bir gurur olayıyla başladı. Bu gurur da biliyoruz iblis dediğimiz varlığın işidir. Yani tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım, ilahların toplandığı dağda Safon'un doruğunda oturacağım, Tanrı'yı geçeceğim, onu yeneceğim, ondan daha üstün olacağım diyen bir iblisimiz var. Aslında bu içimizde yaşıyor. Gururla, gurur mikrobuyla enfekte olmuş herkesin içinde bu yaşıyor. Tanrı gibi olmaya çalışırken her şeyi kaybetmemize rağmen yine de kendi bildiğinden vazgeçmeyen, kendi kendini kurtarabileceğine, kendi yolunu çizebileceğine inanan bir kitle var. Teslim olmayan bir kitle var. Kendisini daha akıllı zanneden bir kitle var. İşte gururla yaptıkları kule odur. Gurur kulesidir o. Tanrı'ya rağmen Tanrı'ya karşı bir şeyler yapmak, bu yolla kurtulmaya çalışmaktır. Ve o kule gururun kulesidir. O gurur insanın kendisine tapmasının sonucudur. Ve ayetlerin devamında Babil Kulesi çok kısa bir öyküdür aslında. Fakat önemli. Rabbin bunu engellediğini görüyoruz. Rab bunu engelledi ve bu saygısızlığı durdurdu. Bunu nasıl yaptı? Dillerini karıştırdığı yazıyor insanların. Yani birbirlerini anlamaz hale geldiler. İletişim kuramaz hale geldiler ve böylelikle yeryüzüne dağıldılar. Yazdığı budur. O zaman şunu söyleyebiliriz. Babil Kulesi dillerin çıkış noktasıdır. Diller. Bundan sonra insanlar değişik diller konuşmaya başladılar ve yeryüzüne dağıldılar. İkincisi, dinlerin başladığı yerdir. Din. Dinlerin başladığı yerdir. İnsan çabasıyla kurtulmak, biz buna din diyoruz. Ve çeşitli dinler insan çabasıyla kurtulmanın yollarını gösterir. Bu Babil'den kalan bir mirastır bize. İnsanlar o zamandan beri Tanrı'ya ulaşmak, o göksel egemenliğe girmek, o kaybettikleri refahı, mutluluğu, sağlığı bulmak için
yollar geliştirdiler. Yeni kardeşler, misafirlerimiz şaşıracak ama biz kendi inancımızı din olarak görmüyoruz. Çünkü dinler sizden bir şeyler bekler, ister. Biz şunu biliyoruz, Tanrı bizden hiçbir şey beklemez, hiçbir şey istemez, hiç bize ihtiyacı da yoktur. Ama dinler oldu ve olacaktır. Çünkü her insan grubu, yeryüzüne dağılan gruplar kendilerince bir takım inançlar geliştirdiler. Bu noktada size Pitagoras'tan bahsetmek istiyorum. Pitagoras, inattan 5-600 yıl önce yaşamış, çok büyük bir Grek, antik Grek, Yunan matematikçiydi. Lisedeyken bir türlü, ortaokuldayken falan anlamadım ama şimdi çok kolay gelen bir şeyi var. Pitagoras teoremi, dik üçgenin uzun kenarının karesi, kısa kenarların karelerinin toplamı da eşittir. Aslında çok basit bir şeymiş. O zaman ilgilenmediğim için herhalde pek anlamıyordum. Bunu çok eskiden bulmuş bir adam. Sonra piyanoda tuşlar 7-7 gider. Niye? Çünkü bir oktav 7 sese bölünmüştür. Bunu da yapan Pitagoras. Aslında müziğin de babası, matematiğin babası. Çok akıllı bir adam. Ama bunda yetinmeyip bir de inanç sistemi kurdu. Din kurdu. Bu dinin bazı özellikleri var. Mesela günahları şunlar. Bunlar büyük günah. Yapılamaz. Ateşi demir bir çubukla karıştırmak. Baklagiller yemek. Yani fasulye, mercimek, nohut. Böyle şeyler yemek çok günah. Bir de beyaz horoza dokunmak. Yemek değil, dokunmak bile çok günah. Şimdi dışarıdan bakıldığı zaman bize saçma ve komik gelir. Zaten her inanç başkaları için böyledir. Dışarıdan baktığınız zaman garip ve saçma gelir bazı şeyler. Mesela Afrika'da çırılçıplak gezip bunu inançla bağdaştıranlar yok mu? Var. Hindulara bakarsanız ineği kutsal sayıyorlar. Başka insanlar onlarla alay ediyor ama onların çok mantıklı açıklamaları olabilir bu konuda. Bu inanç sistemleri böyle insanları birbirinden garip şekillere sokarak devam ettiler ve ediyorlar. İşte bunların kökeni Babil Kulesi'ne kadar uzanıyor. Beyaz horoza dokunmazsan Tanrı'nın yanına döneceksin. Ne alakası var diyebilirsiniz. Muhakkak Pitagoras size mantıklı bir açıklama yapacaktır. O bir matematikçiydi. İşte beyaz horozun kare kökü şudur. O Tanrı'yla bağdaşmaz. Böyle bir şey mutlaka vardır. Ve sizi ikna da edebilir. Zaten edilenler işte o dinin inananları oluyorlar. Ama aslında Babil'dekilere dönersek, büyük bir kule yaparak Tanrı'ya gitmenin tam tersini yapmaları gerekiyordu. Nasıl? Yere çok büyük bir çukur açarak mı? Aşağıya doğru. Hayır. Ama Luka'da ne der? 14'e 11. Kendini yücelten herkes alçaltılacak. Kendini alçaltan yüceltilecektir. Bu kadar basit. Gururu kır diyor İsa Mesih burada. Her tepe düzleştirilecek, her çukur doldurulacak. İnsanlar eşit kılınacak. O zaman gurur seni var etten, seni başkalarından ayrı tutan, seni başkalarıyla çatışmaya zorlayan şey gurur. Gururu kırmak gerekiyor. İsa'yı dinlemek ve gururu kırmak. Başka bir şey istemiyor. Yalnızca kendini alçalt. Haddini bil. Kendini Tanrı yerine koyma. Kendini putlaştırma. Çünkü hepimizde bu eğilim var. Kendimizi putlaştırmak eğilimi. Bu hiçbir dine inanmadığını iddia eden ateistlerde bile vardır. Onlar da kendilerine inanıyorlar, yaptıkları işlere inanıyorlar. Uzayın sonsuzluğunu fethederiz, ölümsüzlüğü buluruz vesaire vesaire. Bunlar da inançtır ve insanın kendisine duyduğu o gururun, kibirin sonucu olan bir inançtır. Evet, öyle olursa ne olur, nasıl olacak? Muhakkak bir yolunu bulacağız, yapacağız. Tanrı'ya ihtiyacımız yok. Tanrı yok, biz varız.
Nasıl olduk hiç önemli değil ama biz varız. O zaman her şeyi yapabilecek güçteyiz. Aslında bu kadar akla ve kendine güvenen insanların da ne kadar kolayca hastalanabileceğini, ne kadar kolayca ölebileceğini de biliyoruz. Kendileri de biliyorlar. Zaten psikoloji, psikiyatri bilimi de bu insanların akıllarının hastalıklarıyla ilgilidir. Çünkü akıl çok kolay hastalanabilen bir şey. Doğruyu yanlış gösterebilir, bizleri aldatabilir. İnsana, aklına, onun söylediklerine bu kadar çok güvenmenin ve bu kadar çok tanrılaştırmanın sonucu da iyiye gitmez. Pitagoras'ın zamanında ve daha sonra da bir Yunanca söz vardı. Tapınaklara yazarlardı. Gnothi Saton. Doğru söyledim mi? Kendini bil demek. Kendini bil. Yani kendini bilmiyorsan, kendi kapasiteni, kendi eksikliklerini, nereye kadar gidebileceğini, ne yapabileceğini bilmiyorsak ve kendimizi sonsuz güçlü, mutlak zannediyorsak, hayal kırıklığı ve yıkım kaçınılmazdır. Bu yüzden boş gurura kapılmak Rabbin en istemediği şey. Kendimizi olduğumuzdan güçlü görmek. İşte bizi Rab'be götüreceğini iddia eden inançlar da böyledir. Rab burada edilgen bir şey oluyor farkındaysanız. Şunu 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 yaparsan Rab'be gideceksin. Bu Rab'bi küçümsemektir. Onu edilgen kılıyoruz, kendimiz etkin oluyoruz. Oysa tam tersi. Edilgen olan biziz, Rab etkindir ve bize o gelir. Bizim inancımızın temeli de bu işte. Rab geldi, kapını çalıyor. Senin yapacağın tek şey kapıyı açmak ve Rabbi almak, hayatına almak. Bundan sonra hayatını Rab'le birlikte yürümek. Buradaki her şey, bunun dışındaki her şey geçicidir. Bilim de geçicidir, akıl da geçicidir. Diller de geçicidir ve dinler de geçicidir. Hepsi bitecek ve zaten Pavlus Korintlilerde bunu söylüyor. Peygamberlikler ortadan kalkacak, diller sona erecek, bilgi ortadan kalkacaktır diyor. Ama ne kalacak? Sevgi. Rabbin bize duyduğu sevgi ve bizim Rab'be duyduğumuz sevgi. İşte Babil'de başlayan bu süreç, Babil'in yıkılmasıyla sona erecektir. Fiziksel Babil yıkıldı ve bir daha da kurulamadı. Vahide bunu çok güzel anlatır Yuhanna. Bundan sonra büyük yetkiye sahip başka bir meleğin gökten indiğini gördüm. Yeryüzü onun görkemiyle aydınlandı. Melek gür bir sesle bağırdı. Yıkıldı, büyük Babil yıkıldı. Cinlerin barınağı, her kötü ruhun uğrağı, her murdar ve iğrenç kuşun sığınağı oldu. Evet, fiziksel Babil yıkıldı. Ama ruhsal Babil, insanların yüreklerindeki Babil duruyor. Ve kendini bilmeyen, kendini tanımayan, Tanrı'yı da tanımayan bütün insanlar da onun vatandaşıdır. Babil'i, ruhsal Babil'i ayakta tutanlar, evet, gurur ve o gururun eseri olan insan tutkularıdır. Biz yapacağız, biz başaracağız. İşte bütün çabamız o ruhsal Babil'e ait olan, oraya ait olan vatandaşları, ruhsal Babillileri çağırmak. Nereye çağırıyoruz? Yeruşalim'e, yani Kudüs'e. Ama İsrail'deki Kudüs'e değil. Çünkü bu da Babil'in karşılığıdır ve Tanrı'nın kentidir. Ama fiziksel Yeruşalim değil. Artık onun görevi bitti. Ruhsal Kudüs bizlerde kuruldu. Çünkü Tanrı'nın halkı olarak Tanrı'nın elinin altında toplandık.
Ve hala Babil'de kalmış olanları Yeruşalim'e, yani barışın kentine çağırıyoruz. Barışın kenti, kendi aramızdaki barışın da ötesinde bizimle Tanrı arasındaki barışın kentidir. Tanrı ile barışmamızın yeridir. Ve o kentin tapınağı artık gereksizdir. Bazıları o tapınağı kurmak gerektiğini söylüyorlar. Hayır, o tapınak kuruldu. Nerede? İşte bizim kalbimizde. Rab artık bizlerde konut kurdu. Bizlerin kalbini tapınak olarak ilan etti. Fiziksel bir tapınağa gerek yok. Çünkü İsa Mesih geldi ve insanla Tanrı arasındaki duvarı yıktı, perdeyi yırttı ve insanla Tanrı'yı yeniden bir araya getirdi. Bedel ödeyerek, insanların günahının bedelini ödeyerek, hepimizin yaptıklarının bedelini kendi üzerinden ödeyerek bizleri temizledi ve Tanrı'yla bir araya gelebilir hale getirdi. Bunu kendi bedeni üzerinde yaptı ve haç üzerinde yaptı. Bu yüzden haç bizim için bu kadar önemlidir. Bu karşılıksız fedakarlığı da neyle yaptı? Demin Pavlus'un yazısında belirttiği gibi sevgiyle yaptı. Demek ki Kudüs sevgiyle ayakta durur. Babil gururla ayakta durur ve bunlar birbiriyle bir arada olmaz. Kendi gururuna güvenen insan, kendini tanrılaştıran insan kimseyi sevemez. Ancak yararlanır, belli bir süre birliktedir ama sevmez. Bu doğasına aykırı. Bu yüzden çağdaş birlikteliklerin çoğu iki gururun çarpışmasıyla yıkılır en sonunda. Çünkü sevgi değil, gurur üzerine kurulmuştur. Rab bizle ilişkisini sevgi üzerine kurdu. Kendisini alçalttı, beden aldı, insan oldu, aramıza geldi, bizlerle yaşadı ve bizim acılarımızı üstlendi. Sırf bizi sevdiği için, mahvolmayalım diye. Çünkü Babil yıkıldı ve ruhsal Babil de yıkılacaktır. Ve insanlar, Babil'in insanları, Babil'e ait olanlar o yıkıntıların altında kalacaklar. O zaman Rab bizden ne ister, ne bekler? Hiçbir şey istemez, beklemez dedik. Ve biliyorsunuz Ferisiler vardı İsrail'de eskiden, eski Yahudiler arasında. Bunlar din bilginleriydi ve her şeyi kurallara bağlamayı seven insanlardı. Ve bu yüzden de çok gururluydular. Kendilerini bilge olarak kabul eder, Tanrı adına hüküm verirlerdi. Böyle hala var. Tanrı böyle istiyor deyip sizin canınızı sıkabilirler. Tanrıymış gibi davranabilirler. Ferisiler de öyleydi. Ve İsa'nın Sadukileri susturduğunu duyunca bir araya toplandılar diye yazıyor Matta 22:34'te. Sadukiler de biraz daha snob tipler. Halkı küçümseyen, kendilerini ayrı tutan tipler. İsa Mesih onları susturdu. Ve Ferisiler şimdi, bunlar iki ayrı tarikat diyelim. Onlardan biri bir kutsal yasa uzmanı. İsa'yı denemek amacıyla ona şunu sordu. Öğretmenim, kutsal yasada en önemli buyruk hangisidir? Burada sorduğu şey şu. İsa Mesih'i denemek istiyor ve onu ibadetlerden hangilerini yapalım? Bizim için gerekli olanlar nelerdir? Bunları söyleyebilir misin diye imtihan ediyorlar. İsa ona şu karşılığı verdi. Tanrı Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. İlk ve en önemli buyruk budur. Tanrını seveceksin. Tanrı senden başka bir şey beklemiyor. Çünkü o da seni seviyor. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur diye devam etti. Komşunu kendin gibi seveceksin. İnancımızın bütün her şeyi işte bu sevgi üzerine dayanıyor. Bunun üzerine kurulmuştur. Ziftle tuğlayla değil, taşla değil,
binayla değil ama sevgiyle. İsa adına, iman adına her ne görüyorsanız sevgiyle kurulmuştur. Çünkü önce o bizleri sevdi ve bizden de tek beklediği şey sevmemiz ve onu izlememizdir. Bunun için diller, peygamberlikler ve bilgi sona erecek, ortadan kalkacaktır. Ama kalıcı olan iman, umut ve sevgidir ve bunların en üstünü de sevgidir denilmiştir. Her yerinde bu belirtilir. O zaman öncelikle birbirimizi seveceğiz ve Rabbi seveceğiz ve ona inanıp güveneceğiz. Kendi gururumuza, kendi yaklaşımımızı değil, Rabbin söylediğini küçük çocuklar gibi dinlemeliyiz. Bazen küçük çocuklar iyi niyetli olabilir. Mesela anneme babama yemek hazırlayayım der ve evi yakar. Biz öyle yapmayacağız, ne evi yakacağız ne kendimizi yakacağız. Rabbin ne söylediğini bileceğiz ve onu sevip onu takip edeceğiz. Tamam kardeşler? Teşekkür ederim. Sağ olun.